Hepinize merhaba. Daha önce kampa katılmış olan arkadaşlarımız var mı arada? Hayır, bileyim de ona göre espri yaparken tekrar... Evet. Hocam evet, sizin için ızdırap olabilir. Şimdi zannediyorum programda bilim, teknoloji, eğitim kurumlarından gibi bir şey yazıyor. Ama sonra da şöyle bir düşündüm. Yani artık sayılar vermektense biz eğitim nedir'in içine girelim. Eğitim eğitim deyip duruyoruz. Yani eğitim iyi bir şey. Ha? Sizler hepiniz eğitimli insanlarsınız. Doğru mu? Peki iyi bir şey mi yapıyorsunuz acaba? Hocam sunumumuz açık olacak mı? Tabii ki. Paylaşacak mısınız? Tabii hocam. Şimdi eğitim şart mı? Ne dersiniz? Yani toplumda birini gördüğümüzde biri bir yanlış yaparsa tepkimiz nedir? Eğitim şart. Doğru mu? Peki o kişinin eğitim almadığını nereden biliyorsunuz? Hı? Eğitim kelimesine yüklediğiniz anlam nedir? Karakterine yansımış olması, karakterine yansımış olması gerekir. Ben söyledim ama anlamadı gerçek diyorsun. Yani bir şeyler öğrenmiş olabilir ama. Hayır. Ha, bir şeyler öğrenmiş olabilir. Ama... Peki senden bambaşka bir yoldan eğitim almış olabilir mi? Yani şimdi bu salonda bulunan herkesin doğruları bir diğerinin doğrularıyla aynı mıdır? Yani şimdi sokağa tükürünce adama ayı diyorsunuz, cinsiyet fark etmiyor. Ama siz ona dönüp de soruyor musunuz ki ya sokağa tükürmek ayıp mıdır, değil midir? Dolayısıyla biz kimin eğitimli, kimin eğitimsiz olduğunu nasıl anlarız? Açıkçası bu birazcık zor bir iş. Doğru mu? O nedenle bunu çok sıkı kalıplar içine koyduğumuzda biraz sıkıntı doğabilir. O nedenle işte diyorum şimdi peki hangi eğitim? Yanlış yapan eğitimli olabilir. Ki bir de bir laf vardır biliyorsunuz bizde. Ne derler? Tahsin cehaleti alır. Af buyurun eşeklik vakit alır derler. Dolayısıyla şimdi biz aslında eğitim sözcüğünü kullanırken çok daha genel bir anlam veriyoruz. Biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi. Eğitim verilmiş de o alamamıştır diyor mesela. Peki hangi eğitim olmalı? O kişi büyük bir ihtimalle eğitim almış olabilir. Ancak onun aldığı eğitimde öğrendiği doğrular başkalarının doğruları olur. Sizin doğrularınız değil. Şimdi öyleyse kim kime kimin doğrularını öğretecek? Aramızda annesinden babasından sokağa çıktığında şunu yapma ayıptır sözünü duyanlar oldu mu? Peki arada zaman geçtikten sonra yorumunuz ne oldu? Ya boşuna telaşlanmışlar veya boşuna bunu söylemişler mi dediniz? Haklılar mı dediniz? Büyük bir ihtimalle değişmiş olabilir yani. Çünkü yani değer yargıları da zamanla değişiyor. Şimdi peki eğitim dediğimizde biz bir tanım koyalım buna. Birilerinin doğru olarak belirlediği şeylerin diğer bireylere aktarılması mı diyeceğiz? İnsanlar eğer bu doğruysa, şu doğruysa o zaman insanlar başkalarının doğrularını esas alarak yaşayacaklar. Bir sorgulayın kendinizi. Davranış biçimlerinizde etkin olan doğrular neler? Bunları siz mi geliştirdiniz? Biz mi size verdik? Toplum mu size verdik? Şimdi başkasının doğruları eğer hayatın esasını oluşturacaksa bu kafatasının içindeki et parçasını yiyecek. Hiç düşünmeden olduğu gibi kabul edecek misin? Böyle bir eğitim, bu Sayın Cumhurbaşkanı'na ait bir sözcük, dindar ve muhafazakar bir gençlik yetiştirmek istiyor. Tamam. Ve burada siz çok rahatlıkla evet, böyle bir eğitim sistemini topluma dayatabiliyorsunuz.
siyasete girmemek lazım. Dayatabilirsiniz diyor. Dayatmıyorlar demiyor. Şimdi Başbakanın dindar gençlik yetiştirmeyi amaçladıklarına dair açıklamalar tartışma yarattı. Bu işte yine bir münafık gazeteden herhalde alıntıdır. Diyor ki öğren hocası, hani büyüyünce ne olacaksın yavrum? Dindar olacağım öğretmenim diyor. Nasıl yani diyor hoca? Valla diyor nasıl olduğuna karar veremedim. Kindar dindar olabilirim. Manidar dindar da. Ona lisede karar vereceğim. Şimdi ancak biliyoruz ki eğitim denen şey bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir. Okullar, üniversiteler, işit örgün öğretim kurumlarıdır. Orada başlar. Daha doğrusu orada önemli bir kısmını alırız. Kurslar, uzaktan eğitim gibi birçok diğer araçlarda yaygın öğretim kısmını bunlar var. Şimdi aslında bu bireyin doğumundan ölümüne kadar süre gelen bir olgu. Doğru mu? Şimdi bireyin hayata başladığı ana da ileride değineceğiz. Ve bunun politik, sosyal, kültürel, bireysel boyutları var. Hepsini birlikte içeriyor. Ve gerçekten çok zor bir kavram. Biliyorsunuz Amerika'da bir topluluk var. Ne deniyor onlara? Mormon mu? Mormon tarikatını deniyor. Hiçbir şekilde resmi eğitim kabul etmiyorlar. Hiçbir bireylerini okullara göndermiyorlar. Doğru söyledim mi isimlerini? Bilmiyorum ama. Amişler. Efendim? Amişler diyorsun. Amişler. Gerçi aramızda Amerikalı olan arkadaşlarımız da var ama onlar her nedense yorum yapmadılar. Yanlış olsa düzeltirdi herhalde diye düşünüyorum. Evet. Hayırdır? Evet. Şimdi toplum bu standartlarını, inançlarını, yaşama yollarını, bireyin kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerde eğitim. Toplumda değeri olan yetenek, tutum, davranış biçimlerini kişinin geliştirdiği süreçlerin tümü. Bakın bu tanımlar bile aslında bize bir takım şeyleri dayatıyor. Doğru mu? Toplumda değeri olan ve toplumun standartları, toplumun inançları, toplumun yaşam yolları. Aykırı arkadaşınız var mı? Daha doğrusu sizler aykırılık yapıyor musunuz? He? Bir örnek verin. Akşam dişimi fırçalamadım. Muhteşem bir şey. Ama kimse görmesin. Evet. Aykırılık yapıyor musunuz? Gerçekten merak ediyorum. Bilerek yaptığınız aykırılık var mı? Bilgisayardan böyle aykırılık bekliyorum. Ya ben onu demiyorum arkadaşım. Eylemlere katılıyorsun. O da aykırılık değil. Toplumun başka bir kesimine uyuyorsun. Hocam yani soru açık olmadı. Ne anlamda aykırılık? Evet. Toplumun standartlarına, inançlarına, yaşama yollarına. Mesela çıkma dolaşma aykırılık. Evet. Örnek. Yaptığınız örnek. Hemen grubu mesela çıplaklıkla protesto yap. Doğru mu? Var mı aranızda bir şekilde aykırılık yapan insan? Peki şöyle sorayım. Tayfun Bey'in dediği gibi somutlaştırayım sorumu. Mesela kuyruğa girdiniz. Hastane kuyruğu olabilir, ilaç kuyruğu, yemek kuyruğu, ekmek kuyruğu. Birileri aradan kaynıyor sürekli. Siz de bekliyorsunuz burada. Herkes de bekliyor. İtiraz eder misiniz? He? Ankaralılar eder. Evet. Ankaralılar eder. Ankaralılar. Niye? Yani tek sıra orada bir şey yani böyle hayat var yani. Tek hayat var. Tek sıra çok önemli. Dolayısıyla artık itiraz edebilmek bir şekilde aykırılık olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Doğru mu? Öyle bir sıra örneği şey vardı. Bir yemek sırasındayız iş yerinde. Herkes tabii aralara kaynıyor sürekli. Ben de gittim önünde durdum. Evet. Sırada. Ya oğlum ne önüne geçiyorsun falan dedim. Hepiniz kaynıyorsunuz. Ben de buraya kaynadım arkadaş. İtiraz var mı? Yani sonra insanlar biraz farkına vardı tabii. Benim en öne geçmem olayı biraz farklı. Evet. Şimdi aslında aykırılık yapabilmek veya toplumda amiyane tabirle söyleyeyim, çıkıntılık yapabilmek zor bir iş. Çünkü zarar görebilirsiniz. Çıkıntılık yaptığınız nedir mesela? Trafik polisi ceza, daha doğrusu yanlış yapan, trafikte yanlış yapan sürücüyü uyarmamaktadır. Tamam mı? Yaşadınız mı böyle bir iş?
Yığını. Peki şimdi gidip bu polise yap görevini dediniz mi? Efendim? Dedi. Ne oldu sonra? Polis mi? Tamam, polisi takip etti. Ve yakaladım polisi. Çevirdim 155'i, ben bir polisi tutukladım. Abartıyorum. Karakola gittiniz. Tamam, karakolda işlem yaptı, sizi şeye gönderdi. Hakimin karşısına kadar çıktı. Ne diyecek hakim? Ünvan ne? Doktor öğrencisi. Şimdi bak. Ben aynen doktor öğrencisiyken böyle bir şey yaptım. Karaköy'de tam akşam İstanbul trafiği, Karaköy meydanı vardı bilirsiniz belki. Oradan şey tarafına, Kabataş tarafına dönüş vermiyor. Oradan karşıya geçeceksiniz Galata Köprüsü'nden. Eminönü Sirkeci dolaşacaksınız, geri geleceksiniz köprüden. Ondan sonra Kabataş tarafına döneceksiniz. Böyle kaderini kabullenmiş bir insan zavallıyla bekliyorum. Tam benim önümde bir tane arabaya yolu kesti trafik, yol kırdı, sivil plak. Ben de geldim, yaptım işareti, dönüyorum. Durdum, nereye gidiyorsun dedim. Gidiyorum dedim, kapatırsın. Yasak dedi. O niye gitti dedim. O dedi, emniyet abi. Ben o vatandaşım dedim. Neyse, televizyonda birazcık adamla vakit kaybettik. 10-15 saniye oyalandık ama arkada bir sürü araç var. Ben o turu tamamladım, döndüm, geldim. Bir baktım o civarda ne kadar polis var, sen soruya dolmamış. Beni bekliyorlar. Şimdi geldiler hepsi arabanın etrafına. Ve merak ettikleri şu garipleri. Ben neyim, kim? Ve... Nasıl bir insan? Tabii tabii. Çünkü ben eğer bir siyasetçinin yakınıysam veya bir siyasiysem veya bilmem neyse adamlar feneyi şaştı. Sonunda ben dedim ki, ben doktor öğrencisiyim. Öyle bir rahatlama geldi ki sırada. Ama sizin adamın olduğunuz bilmiyor adam. Bir dakika, 0-1 paylaşmak dolayısıyla öyle bir rahatlama geldi ki adamların suratına. Ama hocam dediler, size de yakışıyorum yani. Bu vatandaş hadi böyle yapıyor ama siz bari yapmayın. Artık biz de tamam dedik. O ne efendim? Şimdi polise bir şey söylemek, ha şunu da tamamlayayım. Hakimin karşısına kadar çıksa, hakim dönüp diyecek ki ya benim yapacak işim yok Allah aşkına. Doğru mu? O zaman... Suçlu duruma da düşebilirsin. O da var tabii. O zaman ama bunu bir kişi yaparsa bu düzen böyle devam ediyor. Eğer yanlışsa herhalde birilerinin bu yanlıştır demesi lazım. Neyse, lafı uzatmayalım. Evet, eğitim bir süreçtir. Nasıl bir süreç? Seçilmiş ve kontrollü bir çevrede sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan bir süreç. Bakın çok önemli. Seçilmiş ve kontrollü bir çevre. Siz şu an seçilmiş ve kontrollü bir çevrede bulunuyorsunuz. Ve optimum bireysel gelişmeyi sağlamanızı gayret ediyoruz. Sağlamanıza gayret ediyoruz. İki. Nedir optimum hocam? İşte optimum neye göre? Bir, ne olabilir? Dayanma sınırına göre. Şimdi bir padişah sürekli vergiyi arttırıyormuş, zam yaptırıyor. Sadrazamına da sorduruyor nasıl durum diye. Herkes ahlak edip duruyor. Bu böylece devam edip gidiyor. En son vezir geliyor böyle telaş içinde. Padişahım diyor, herkes şıkır şıkır göbek atıyor. Dur diyor. Daha fazla artırma vergiyi. Şimdi optimumun da herhalde toplumun kaldırabileceği, insanların, bireylerin kaldırabileceği bir noktaya ayarlanması gerekiyor. Bunu kim ayarlıyor diyeceksiniz. Belki hepimiz yapıyoruz, farkında olmadan. Çünkü biz bu sistemin dışında değiliz arkadaşlar. Biz de bu sistemin bir parçasıyız. Unutmayalım. Bireyin yaşantısı yoluyla davranışlarında kasıtlı olarak istenen değişimi meydana getiren bir süreç. Sizler bugün burada büyük veri ve madenciliğini öğrenmek için geldiniz. İsteyerek geldiniz buraya. Kimse sizi getirmedi. Ve burada 3 gün geçireceksiniz bu amaçla. Dolayısıyla böyle bir sürecin parçası oluyor. Planlı etkiler dizesi saptanmış esaslara göre davranışlarda belli gelişmeler sağlamaya yarayan,
Şimdi saptanmış esaslara göre bireylerde davranış geliştiren, benim torunum 14 ay bir tanesi, öbürü daha büyük. Bir İstanbul'da, bir Adana'da yaşıyor. Şimdi Adana'dakini dün eşimle kızım almış şeye götürmüşler, okula. Tamam mı? Ne okulu diyeceksiniz? 14 ay çocuk hangi okula gider? Efendim çocukların o aylarda yapması gereken, geliştirmesi gereken bir takım yetenekler varmış. Fiziki yetenekler, işte algılama yetenekleri, onu öğretiyorlarmış. Şimdi burada gerçekten çok ilginç bir durum var. Saptanmış esasta bunların ne olduğunu kim saptıyor? İstatistiksel olarak geriden gelenlere bakıyorlar. Bizim gibi öğretim üyeleri, uzmanlar bir şekilde bu olmalıdır diyor. Ama acaba doğru mudur? Bilmiyorum. Şimdi eğitimle ilgili Almanya'da bir lise müdürünün çok çarpıcı bir mektubu var. Bu adam her eğitim öğretim yılı başında bunu yayınlıyor. Belki görmüşsünüzdür siz de, internetten alınmış bir veri. Diyor ki bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. İkinci Dünya Savaşı'nda. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları. İyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar. İşini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler. Lise ve üniversite mezunlarının vurup yaptığı insanlar. Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyor. Sizlerden isteğim şudur. Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma matematik çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önemli. Şimdi bu kişi kimdir? Bu sözler gerçek midir? Yani gerçekten bu birisine mi aittir? Hiç önemli değil bence. Ama söylediklerin hepsi doğru. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili birazcık bilgi sahibi olan insan bunların hepsinin doğru olduğunu, yaşandığını biliyor. Bir de Türkiye'den bir örnek var. Profesör Doktor Sami Zan. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yıllığında onun bir takım sözlerini almışlar. Ben de oradan birkaç tanesini buraya aktardım. Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca mı lanet ediyoruz? Meyve biz oluyoruz. Üniversiteye girip de çıkamayanlara profesör dedi. O da ben oluyorum. Bence en acınacak insan görevinde ücretten başka bir şey alamayan. Doğru mu? He? Hayatta her şey bir öğrenme sürecidir. Yani bugün siz kardeşinize, çocuğunuza veya bir öğrenci grubuna bir şey anlatırken öğreniyorsunuz. Karşıdan aldığınız bir mimik, bir tepki, ufacık bir gülümseme veya surattaki değişiklik size birçok şeyler öğretiyor. Ama isteyene öğretiyor. Eğer diyorsa ki bu dersten ben işte şu kadar para kazanıyorum veya ayda bana şu kadar maaş verecekler bu işi yaparsam boşa harcıyorsunuz zamanınızı. Hayatta bütün setler üzerinden geçilmek için yapılmıştır. Yani aşılmak için. Önünde durmak için değil. O nedenle karşınıza bir engel çıktığında buradan ötesi yok dememek. Yükselmek için kendi ayaklarınızı kullanınız. Başkalarının sırtını ve ellerini değil. Söndüremeyeceğin ateşi yakma. Bu şöyle de tercüme edebilirim. Yaratacağın beklentiyi kontrol edilebilecek düzeyde tut. Yani eğer ki bir erkekler için söylüyorum, bir bayana ilanı aşk edecekse bunu ölçülü yap, sonra o fatura önüne çıkabilir. Karşılayamayacak şeyleri söylemeyeceğiz. Yolun gerisini göremiyorsanız dönemece gelmişsiniz demek. Bir yol ayrımına gelmişsiniz. O zaman bir karar alacaksınız. Bir seçim yapacaksınız. Ve şunu da unutmayacaksınız. En kötü karar aslında kararsınız. Kader size bir limon verdiyse, hani kahreder size kadere, ondan limonata yapacaksınız. Şimdi
bu eğitim süreçlerinde tabii bir takım şeyleri var. Ödülleri, cezaları, hani yasak deriz, aferin deriz veya günahtır deriz. Şimdi ona bir örnek mesela. Biz neyi ayıp diyoruz, neyi yasak diyoruz gibisinden. Şeyi hatırlıyor musunuz? Vajina Monologları isimli bir oyun vardı. Ve Kadıköy Kaymakamı da bu oyunun gösterimine izin vermedi. Hatırladınız mı? Adamcağız gerekçesini şöyle açıklıyor. Kendi açısından bakın haklı. İzin vermeme nedeni adıymış. Diyor ki adam, oyunun ismini telaffuz etmeye bile utanıyordum. Şimdi almış olduğu terbiyede yanlışlığı var mı? Ama böyle öğretmişler. Ama oyunun yönetmeni de buna cevap veriyor. Diyor ki, başın hakkı bir bilirsin, utanacak bir şey yok. O asıl kaymakam sözcüğüyle uğraşsın. Şimdi, dolayısıyla ne ayıptır, ne değildir, insanına göre değişir. Ama biz bunu çok kullanıyoruz. Eğitim sürecimizin ayrılmaz bir parçası. Gelelim buna. Bakın ayıp. Bir kızla bir erkek bir araya gelecek. Bak şimdi bu doğanın kuralı ya. Merak ediyor çocuk. Ne var? Bunu okuyamıyor olabilirsiniz. Diyor ki ben bununla senin hayatını kontrol edeceğim. Evet. Yani bugün bir dünya düşünebilir misiniz ki insan ilişkisinin içinde seks olmaz. Ya bu doğaya bir şekilde doğamızda bütün canlıların doğasına enjekte edilmiş. Aslında bu canlıların sürdürülebilirliğinin de ayrılmaz bir parçası. Buna yasaktır, ayıptır, günahtır vesairedir demekle biz ne kazanıyoruz? Doğrusu bilmiyorum. Bunun iyi tartışılması lazım. Çünkü bu meseleyi problem eden insanlar sonuçta dönüp diyor ki başını kapatacaksın günah. Saçını örteceksin günah. O da yetmedi, çarşaf giyeceksin, günah. Yani artık toplumda öyle insanlar dolaşıyor ki, Arap ülkelerinde gördüğümüz genellikle, çarşaf giymiş simsiyah, gözünün önünde de bir peçe var, ellerin siyah eldivenli, ayakkabıları da tamamen vücudundaki tek bir organik hücre görünüyor. Yani orada mesela yanlış hatırlamıyorsam Freud'un da bir testi var. Evli insanların bu konuda daha gücü olduğunu söylüyor. Eğitimli diyorsun. Fark etmez. Eğitimden yüksek öğrenim görmüştüm. Tabii yüksek öğrenim görmüş olabilir. Fark etmez. Benim söylemek istediğim, şimdi benim söylemek istediğim şu. Freud akıllıdır, delidir, onu bilemem. Onlar ayrı bir tartışma konusu olur. Benim burada sadece söylemek istediğim şu. Biz eğitime bir takım ödüller ve cezalar getirirken neyi referans aldığımız önemli. Dolayısıyla burada eğer bu tip yasaklamaları sen insan hayatının içine zoraki olarak dayatıyorsan bir şeyleri belki de yanlış yapıyorsun, eksik yapıyorsun. Bu inançtan başka bir şey. Evet. Şimdi diyelim ki ben bir aykırılık yaptım. Kara çarşafla geldim buraya. Hı hı. Bir erkek olarak. Bu sizi hiçbir şekilde yani bu beni ilgilendirir sadece. Sizi bir rahatsız etmez. Belki benim kültürüm bu. Ben böyle bir aykırılık yapmak istiyorum ve toplumun bir kesiminde kabul gördüm. Bir sürü erkek kara çarşafla dolaşıyoruz burada. Yani bunu tuhaf görmek yani ne derece doğru? Şimdi sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor, haklarınızı ihlal etmiyor. Yani siz de açık gezebilirsiniz. Ben tabii size müdahale edersem o da bir sıkıntı. Doğru. Peki şöyle bir şey sorayım. Senin bu davranışın benim açımdan bir mahalle baskısı olarak algılanıyorsa veya bu mahalle baskısı olarak ortaya konuluyorsa. Evet, o sıkıntı. Bir dakika, sıkıntı esası burada. Biz şunu konuşuyoruz. Evet. İnsan hayatının, toplumsal yaşantının neyi referans alacağına kimse karışmamalı. Karışmamalı. Sorun buradan çıkıyor zaten. Katılıyorum. O nedenle de ben bunu söylüyorum. Şimdi çarşaf giymiş olan insanları sor bakalım kaç tanesi isteyerek o çarşafı. Var mı böyle bir veri? Yok. Ben tahminde bulunurum, sen başka tahminde bulunur. Ama insanın doğasını engelleyen bir takım dayatmaların hiç kimseye bir faydası yok. Çünkü şunu yapmanız gerekiyor. Aslında sonunda daha net söyleyeceğim. Dünya görüşünüzün ne olduğunun hiç önemi yok. Dini inançlarınızın olup olmadığının ne olduğunun hiç önemi yok. Eğer insansanız sorgulamanız gerekiyor. Tamam.
Ve diyorsan ki bana eğer Allah böyle ya dayattı, kusura bakma diyorum ben sana işte. Tamam? Böyle bir şey demiyorum. Ha, ben onu söylüyorum. Ben diyorum ki dogmalarla hayatını sınırlamak. Sorgula kardeşim. Sen diyorsan ki bana, ben bunu sorguladım. Amenna, saygı da duyuyorum. Buyurun. Hocam bu, yani karışarşan örneğiyle ilgili, karışarşan güzel bir örnek. Ama bu cinselliğin yasak olmasıyla örtüşmeyen bir örnek bence. Örtüşüyor, örtüşüyor. Çünkü iş oradan başlıyor. Ondan sonra hatırlıyorsunuz bir vakfın başkanlığını yapan vatandaş çıktı dedi ki annenizin dahi dedi dizi görünüyorsa bu şey yapar dedi, tahrik eder dedi. 6 yaşındaki kızlar bile evlenebilir dedi. Bu zihniyetin nerelere gittiğini anlatmak için söylüyor. Doğru. Bu kadar basit. Ama bu daha genel bir şeydi yani. Hani kara çarşaf belki toplumun küçük bir kesiminde yaygın bir hani kullanılan bir şey ama cinsellikten dolayı baskılanmak toplumun daha büyük bir kesimindeki bir zorluk. Yani, evet. Dolayısıyla karşılaştırma örneği biraz şuraya atlıyor. Tabii bazı şeyler anlatabilmek için en ekstrem örneklerden başlamak gerekir. Tabii değil mi? Artı toplumdaki cinselliğin belirli kurallara bağlanmış olmasının neresi yanlıştır? O da ayrı bir konu. Her kişi, her toplum, her birey, her aile kendine göre bir anlayış biçimi geliştirir. İlle de aykırılık yapacağım diye bir erkeğin veya bir kadının herkesle düşüp kalkmasını da kastediyor değil mi? Ama sadece sorgulamanız kaydı. Şimdi bu çocuğa sen cinsel bilgiyi vereceksin demek istediğim o nedenle burada çocuk kullanan var. Yoksa sevişen bir çift koymadım buraya. Ama bu çocuğun bu merakını gidermesi, öğrenmesi gerekiyor. Çocuğu kim getirdi? Leylek mi getirdi? Anladın mı? Bir şey diyeceksiniz galiba. Evet hocam, toplumun şey yani bu ahlaki değerlerin ya da işte temel değerlerinin referans olduğu nokta aslında coğrafyaya da çok bağlı. Sıcak olan bir coğrafyada çok şey giyilmesi, çok kapalı giyilmesi ya da soğuk olan bir coğrafyada çok kapalı ya da açık giyilmesi yine coğrafyadan da çok etkileniyor. Kadınların aslında çarşaf ya da işte bu şey oranı, yani başın kapalı olması Türkiye'de çok tartışılan ve şey yapılan hani çok aşırı da tartışılmış ve bir şey olmuş bir konu yani hani hoş olmayan bir konu bence. Evet. Kadınların ya da bütün dünyadaki kadınların kapanması aslında erkek egemen bir toplumda, erkek evet. Fizik olarak daha güçlü olması. Evet, işin esas sıkıntısı evet. Burada. Sen kadının vücudunu kapadığında aklını açık bırakmıyorsun. Evet, öyle yani mesela saçının kapalı olması, kadınların yani erkeklerin kadınlara baskı altında ve ona egemen olmalarından da kaynaklanıyor olabilir yani. Yani sonuçta biz bir şeyler dayatıyoruz. Ben şunu söyleyeyim size. Aramızda başörtülü arkadaşlar olabilir, kesinlikle lütfen alınmasınlar sözlerinden. Ben zoruma giden bir şey anlatacağım. Üniversiteye çıkıyorum, dolmuşla gidiyorum. Dolmuşun bu tarafında tek sıralı koltuklar var, bu tarafında çift sıralı koltuklar var. Ben çift sıralı koltukların bir tanesinde oturuyorum ve tüm dolmuşta da bu zaman tekke benim yanım. Başörtülü türbanlı bir genç kız geliyor. Benim çocuğumdan da küçük yani düşün, üniversite öğrencisi. Tam aynı hizada tek koltukta oturan genç bir çocuk var. Yaşlı olabilir. Ne yaptı o çocuk biliyor musun? Tahmin edin. Sizin yanınıza oturdu. Evet, benim yanım oturduğu kızı oraya oturdu. Kadar mı davranmış aslında hocam? Yani onun, tamam. O bitti. Onun ihtiyacını karşılıyor sonuçta. Yok. Neyse. Bu yorum meselesi. Tahmin ediyor. Onun ihtiyacını karşılıyor. Yani. Tamam. Yorum meselesi. Devam edelim şimdi. Tabii. İnsanların sorgulaması gerekiyor. Peki insanların sorgulaması için ne yapmak lazım? Eğitim mi? Yani onu hep beraber konuşacağız. Şimdi şunları biliyor musunuz? Bakın. Daha doğrusu biliyorsunuzdur mutlaka. Çünkü bu gençlik hep şeyin farkında. Uber, Facebook, Alibaba, Apple, WhatsApp. Biliyorsunuz özelliklerini. Bilmeyen var mı? Yok. Şimdi bunlar bu gelişmeleri nasıl yapıyorlar? Yani düşünün ki bu dünyada bilinmeyen yerlere bu insanlar gittiler. Kutupları bu insanlar keşfettiler. Şimdi Mars'ı araştırıyorlar. Uzayı araştırıyorlar. Biz neleri konuşuyoruz? Hı? Mars'taki suyu. Yok canım Mars'taki suyla abdest aldırmıyor adam yani. Değil mi? Onun şaka olsun diye soruyorlar yani. Olabilir. Yani doğrudur. Doğrudur. Ama şu şaka değildi herhalde.
abdestsiz şehit olursa şehit sayılır mı? Yani gerçekten özellikle Ramazan programlarında ben burada konuyu dağıtmamak için soruları koymadım. Canlı yayında sorulan sorular var. Yani baktığınızda insanın içi açıyor gerçekten, biliyor musun? Hocam Amerika'da da var bu soru. Var tabii. Oraya da geleceğim. Oraya da, oradan da kendini o fatura çıkaracak. Şimdi bu insanlar bunu nasıl yapıyor? Şimdi burada bir defa bir gelişme var, değil mi? İki tane genel yolu var bunun. Birinci yol, bir üstün zekalı veya işte üstün yetenekli birisi oturup bir şey icat eder. Yani bu da icat da genellikle daha önceden bulunmuş bir şeyin geliştirilmesi, farklılaştırılması gibi olur. Ama bu bize bir teknoloji olarak döner ve gereksinimi karşılar. Aslında bu farkında olmadığımız bir gereksinimdir. Bunun için bir talep yaratma sürecinin yaşanması lazım. İkincisi, birisi gereksinimi görür. Bu gereksinimi karşılayabilmek için bir takım yaratıcı çabalar ortaya konulabilir. Bu da tetikleyicidir. Ancak zor olan taraf şu, gereksinimleri ve bunların sınırlarını tahmin etmek zor. Yani öngörü konusunda biliyorsunuz çok çok şeyler var, çarpıcı örnekler var. Bir tanesi Henry Ford'la ilgili olan, biliyorsunuz değil mi onu? Hani bankaya başvuruyor, kredi alacak. Banka müdürü bir rapor yazıyor, diyor ki bunlar boş oyuncaklar ama diyor atlar varken, at arabaları varken kimse buna binmez diyor. Ve benzer bir şey mesela Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız ordularının başkomutanı söylüyor. Uçaklar diyor güzel oyuncaklar. Ama bugün havacılık bambaşka bir sektör haline dönüştü. Dolayısıyla... PC'ler için de. Aynen. Göçtü ondan sonra IBM. Değil mi? Bunlardan hiçbir fayda olmaz. Evet. Çünkü o, neyse devam, o konu başka yerlere götürür şimdi bizi. Bunun her iki yolun da hangisinden giderseniz gidin, ister birinci yoldan, ister ikinci yoldan gidin ve ister icat eden tarafında olun, ister gereksinim karşılayan tarafında olun, bunların her iki ucunda da insan var. Tamam? Peki, teknolojik ürünler insan aklının eseridir diyoruz değil mi? İnsanın dünyası kurmaca mı sizce? Doğaya dayalı ama bir düşün, bu dünyada ilk yaşamaya başladığımız zamandan bugünlere gelinceye kadar biz kendimize göre bir dünya kurmuşuz. Kurmaca. Efendim? Sınırlandırılmış derken? Mesela işitme olayı. Efendim? Mesela işitme olayı diyor. Çok sınırlı bir şey. Doğaya dedi ya. Evet. Ben işitme olayı çok geniş bir kavram olduğunu düşünüyorum. Ama İşitme. Özellikle duyma meselesi. Ama insanlarda bunu çok sınırlı. Yani 20 Hz, 20 kHz. O sınırlamayı, frekans sınırlamasını mı kastediyorsun? Buyurun hocam, size daha sonra size... Yok. Yani şöyle bir şey, mesela çocuğunuza ne eğitim vermek istiyorsunuz? Piyano eğitim vermek istiyorsunuz. Ama ben piyano yanlış bir müzik aleti. Çünkü o frekansları kısıtlıyor. Bizim duymak istediklerimizin çok başka dışında şeylere biz kendimizi alıştırıyoruz. Yani aslında dediğiniz noktaya geliyor. Kurmaca bir sınırlandırılmış bir hayatı... Evet, 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 evet. Hocam bir şey sorayım mı? Lütfen. Yani başlığı biraz birlik olsun diye yaptınız değil mi? Yani iki ucunda da insan olan değnek. İpi aldırabilir miyiz? Bunun karikatürünü çizersen daha iyi anlar. Olur mu hocam? Çizelim. Lütfen. Gerçi öyle de söylesen doğru. Şimdi ama bu hayal dünyasını veya daha doğrusu bu kurmaca dünyayı yaparken kullandığımız araçlar çok net. Hayaller, özlemler, istekler, arzular. Yani insanın doğasında olan şeyler. Sadece bir takım fiziki ihtiyaçlarımızın karşılanması değil. Doğamızda var olarak gelen şeyler bunlar. Ve eğer ki biz sadece temel gereksinimleri karşılamak üzere bir takım şeyler yapıyor olsaydık aslında çeşitlilik çok az olurdu. Çok kurak bir dünyada, kısır bir dünyada yaşıyorduk. O nedenle akıl, merak, hayal, bunların en önemlisi merak ve hayal gücü. Şimdi düşünün ki bizde hayalperest diye bir tabir vardır değil mi? Ama Einstein demiş ki,
hayal etmek bilgiden daha önemlidir. Değil mi? Diğer taraftan merak. Meraksız olan var mı içimiz? Ama bak. Peki şöyle sorayım. Aramızda yüksek lisans doktor öğrencileri var mı? Değil mi? He? Peki danışmanlarınızla konuları nasıl seçtiniz? Siz bir konu önerdiniz, danışmanınız mı size önerdi? Danışman önerdi. Danışman önerdi. Seçeceğimiz derse kadar karşılaşacağım. Hiçbir özgürlük yok diyorsun. Çalışmak istediğiniz... Sen kendin danışman değilsin değil mi? Göremiyorum burada. Ben doktor öğrencim. Doktor öğrencim. Çalışmak istediğimiz konuyla ilgili zaten danışman seçiyoruz. Dolayısıyla çok fazla sıkıntı olmuyor. Şimdi ama çalışma alanı dediğin şey yine de oldukça geniş bir konu. Doğru mu? Ve bunun çok farklı uygulama yönleri de olabilir. Nümerik olabilir, analitik olabilir, laboratuvar, deneysel olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Aslında farkında değiliz. Ben mesela öğrencilerime yüksek lisans, doktora konusunda derim ki benim hangi konuda çalıştığımı biliyorlar. Bir konu seçin gelin derim. Onlar der ki hocam siz söyleyin. Burada genellikle hocaların söylemesini tercih eder gençler. Çünkü büyük bir ihtimalle o hocanın zaten TÜBİTAK'tan veya işte bir başka kaynaktan desteklenen yürümekte olan bir projesi vardı. Ve o genç doğrudan doğruya o projeye kuklu oldu. Hazır konu, hazır ekip, para da var. E niye yapmasın? Ama doğru mu? Yani oradaki o bir de merak, içinizdeki o merakı canlı tutacak bir şeyin olmasını tercih ederdik. Hoca arkadaşlar umarım yanlış anlamadı. Şimdi bu tanımlar çerçevesinde biz mühendisliği konuşalım kısaca. Bir defa bu bilim, teknoloji ve ekonominin bir ara kesiti. Bu sanayi devriminden sonra tabii ki teknoloji, ekonomi de işin içine girdi. Ve baktığımızda teknoloji insanlığın belki bu dünyada var olduğu günden beri var. Ama bilim ne zamandan beri var? Rönesans. Peki, efendim? Bilim tanımınıza bağlı. Peki, ama keyifli midir sence bilim tanımı? Yani şimdi... Yani seninle benim yapacağım bilim tanımı farklı olabilir. Olabilir. Olabilir diyorsun. Peki, bu soruyu havada bırakalım. Devam ediyoruz şimdi. Biz mühendisler, problem çözerken kullandığımız çok önemli bir aracımız vardı. Aslında bunu çoğunlukla da farkında olmadan yaparız. Modelleme. Doğru mu? Yani size öğrettiler Ohm yasası, Kirchhoff yasası, devre teorisi, alan teorisi. Niye öğreniyorsunuz bu teorileri? Hı? Pragmatik sebepten. Pragmatik sebepten. Evet. Oğlum, hiç düşünmemiştim böyle. Çünkü işe yarıyor. Evet. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Peki bunun işe yaradığını ne zaman fark ediyorsun? Ben göremedim kim konuşuyor. Ha, problem önünüze çıktığında. Mesela Kirchhoff yasalarıyla çözdüğünüz bir gerçek problem söyleyebilir misiniz bana? Gerçek hayat problemleri için öğrenmemiz gibi. Sınavda çıktı. Bak şimdi. O zaman biraz önce söylediğinizle şu andaki, daha doğrusu arkadaşınızın söylediği, sizin söylediğiniz çelişti. Yok çelişmedi. Yani orada pragmatik sebep iki şekilde olabilir. Gerçek dünya problemleri bir de kariyer basamaklarına çıkmak konusunda. Peki hangisi için? Pragmatik. Hangisi için sence? Bence gerçek hayat problemleri için daha öğrenmek daha mantıklı geliyor bana. Ama arkadaşımız öyle demedi. Yanlış anlamadım. Ben devlet teorisi dersindeki aldığım hiçbir projeyi bu yer dönüşüm dışında kullanmıyorum hayatım. Peki. Hocam da insan eserler, kurumsallaştırıyoruz yani. Aslında doğa için yapıyoruz ama sonra insan eseri oluyor. Yani kariyeri insan için yapmaya başlıyoruz. Yani doğa temel... Ama ben basitten gidiyorum. Biz size bir sürü matematik öğretiyoruz, teori öğretiyoruz. Bunlar sırf bizim size eziyet etme gayretimizden mi kaynaklanıyor? Yoksa meslek yaşantısında iyi kötü işe yarayan şeyler mi? Doğaya müdahale etmek için hocam bence. Ama benim sorum daha basit ya. Aramızda profesyonel mühendislik yapmış olan var mı? Evet. Peki sizler hiç kullandınız mı bu tip şeyleri yasalar? Kullanıyoruz. He? Profesyonel mühendislik yapmadım şu ana kadar ama en basitinden bir öğrenci problemi.
probleminde bile bir LED'e atım sağlarken bile bu devreyi kullanmıyor. Şimdi modelleme yapmadan bir mühendislik problemini çözdüm diyen varsa usta seviyesine indirmiştir kendisini. Deneme yanılma yönteminden başka bir şey kullanamazsın. O nedenle mutlaka gerçek problemi modelleyebilmeniz lazım ki bildiğiniz teorileri, matematik bilgisini uygulayabilirsiniz. O nedenle biz eşdeğer devresini çizeriz. Doğru mu? Bakın bütün elektronik olsun, elektrik makinaları olsun, haberleşme olsun, hepsinde siz bir eşdeğer devre çizersiniz arkadaşlar. Ve o eşdeğer devreyi de öğrendiğiniz ya devre teorisi yöntemleriyle veya alan teorisi yöntemleriyle çözersiniz. Ha, mesela bir cihaz modelleyeceksiniz. Bakın şurada bir akım kaynağı var. Bu akım kaynağı lineer mi olacak, non-lineer mi olacak? Bu sizin kuracağınız cihazın özelliklerine göre sizin seçeceğiniz bir parametre. Ama bu modeli kurduktan sonra acaba çalışıyor mu, gerçekten istediğini veriyor muyu denemek için birçok yol takip etmen gerekiyor. Bir transformatör veya işte daha karmaşık bir yapı, silikon tavan üzerinde meta materyal ve MEMS köprüleri kullanan, ayarlanabilir bant durduran filtre. Yani okurken bile nefesin kesiliyor ama ve lakin sonuçta bunu böyle bir devreye indirgeyebiliyorsun. Bir eşdeğer devre. Bu eşdeğer devreyi matematik modellerinde bu şekilde karmaşık diferansiyel denklemler, integral denklemler olabilir ki var. Biz de o zaman ne yapıyoruz? Bunun bir matematik modelinin çözümünü yapıyoruz. Bunu birebir yapamıyoruz. Derslerde eminim sizlere söylenmiştir. Eğer uygulamaya derslere giriyorsanız şimdi sizler de söylüyorsunuzdur. Bunu birazcık basitleştirelim. Şunu ihmal edelim. Doğru mu? Yapılıyor. Ama doğanın bize verdiği bir nimet olsa gerek belki her şeye rağmen gerek geometride gerekse fiziksel özelliklerde yaptığımız varsayımları basitleştirmelere rağmen bulduğumuz bu matematik modelin çözümü iyi kötü bir fikir veriyor, bilgi veriyor. Ondan sonra dönüyoruz, analitik veya sayısal çözüm yapmışlar. Deneysel doğrulamasını yapıyoruz. Bilgisayar ortamında simülasyon yapıyoruz. Bunun tekrarlanabilirliğini deniyoruz ve gerekli düzeltmeleri yapıyoruz, sistemi çıkarıyoruz. Şimdi bunu ustadan istediğinizde bu deneme yapma yöntemi yapar. Halbuki sizler mühendis olarak böyle bir süreç izleme imkanına kavuşuyorsunuz üniversite yılında. Peki bu süreçleri kim yapacak? Bir mühendis mi, matematikçi mi, fizikçi mi, iktisatçı mı, ekonomist mi, bilgisayar mı? Gerçek bir problem var. Eğer, bilgisayar aracılığıyla mühendis. Evet. Peki nasıl bir mühendis, nasıl bir matematikçi, nasıl bir fizikçi veya nasıl bir bilgisayar? Şimdi sizler hepiniz bilgisayarın üstadısınız. Nasıl bir bilgisayar olmalı? Yapay zekayla donanmış olmalı. Gayet güzel. Ucuz olmalı. Ucuz olmalı. Ama şimdi ikisi birbiriyle çelişiyor. Optimum çözüm aramıyorum. Biz en iyi çözümü yapacak bilgisayar arıyoruz. Herhangi bir bilgisayar olur. İşaretçisi olsun, programın bir çalışması yeterli. Peki, o zaman şöyle şu basit diyagram üstünden gidelim. Değil mi? Burası işletim, hafıza, şurada giriş birimleri var, burada da çıkış birimleri var. Tamam mı? Sen bu bilgisayarı, biraz daha karmaşık halde olabilir, bu giriş input device, giriş cihazları, giriş ara birimleri önemli, oraya biraz sonra döneceğim. Şimdi sorum şu, gittim ben çarşıdan bir tane yeni bilgisayar açtım kursunu. Ne var onun içinde? Bir, donanımsal olarak her şey var. İki, işletim sistemi var. Üç, belirli giriş ve çıkış birimleri var. Doğru mu? Şimdi dönün, bir de hastaneye gidin, doğumhaneden yeni çıkan bir bebeğe bakın. Onda ne var? Donanımların hepsi temel olarak var. İşletim sistemi var mı? Var. Alıcılar var mı? Var. Ama bir önemli fark var. Bu bebekteki tüm birimler kullanıldıkça gelişiyor. Senin yapay zekan gibi. Evet. İnşallah bir
inşallah. Fark yok mu aranızda? Bak şimdi beni burada mahzetmeye kalkmışsın. Fark yok mu sence arada? Yani var. Ne var? İnsan. Efendim? Ne var? Efendim? Kullanıcı geçme. O bilgisayarda da var dedi, yazılımda da var dedi. Ama hala bir fark var. Bilinci yok, bilinci yok. Bilinci yok. Duygu yok. Hayır, daha da önemli bir şey var. Soyutlama intelijen. Yok. Şimdi bakın, şuna geri dönelim dedim ben. Burada standart keyboard var. Pointing devices, mouse, joystick. Mouse olabilir veya sadece laptopun üstündeki o şey olabilir. Kare. Mouse olmayabilir, joystick olmayabilir. Doğru mu? Demek ki donanım seçiminde bir başkasının tercih hakkı var. Voice input devices, digital camera, bunlar da scanning devices. Bunların hepsi bakın bilgisayarınızın girişine. Siz bu cihazları koymazsanız o bilgisayar o verileri alır. Doğru mu? En önemli fark bu. Yani donanımsal olarak sen insan dünyaya geldiğinde hepsi var ve geliştirilmeye açık. Bilgisayarı ise sen tamam yazılımı verirsin, işletim sistemini geliştirirsin ama ve lakin o girişleri sınırladığın anda bitti. Hiçbir şey yok. İnsan için aynı şey insan. Aaa günaydın, oraya geleceğiz zaten şimdi, oraya geleceğiz. Onu kim sınırlıyor ona bakacağız. Kim günahkar? Şimdi, bu da insan. İstiyorsanız organik bilgisayar değil. Şimdi sizin bilgisayara göre bunun her bir noktası bir alıcı. Doğru mu? Yani dizi, bir defa vücuttaki deri bütünüyle bir alıcı. Daha da ilginci, üstüne bir şeyler giydiğinde de hala hissediyor. Dolayısıyla bizim vücudumuzun her noktası, her an sürekli bir veri. Ve bu veri beyne gidiyor. Yani o et parçası dediğimiz şeyin içine gidiyor. Ve bir an şöyle gözünüzde canlandırın. Çocuk yeni doğmuş. Ne durumda? Ağlıyor. He? Ağlıyor. Niye? Konuşamadık. Derdi yani. Hayır. Ama o bir ihtiyaçtan dolayı ağlıyor. Emek, oksijen. Artık. Tabii. Alışık değil oksijene. Dolayısıyla o nefes aldıkça ciğerlere. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Bebek büyüdü. 10 gün, 15 gün. Şimdi bir pencere açtınız. Dediniz ki hava çok sıcak. Pencere açtınız. Ortaya böyle bir güzel esinti girdi. Siz oh dediniz. O bebek ne yapacak? Hayır. Ağlayacak bir ihtimalle. Niye? Çünkü o henüz veri tabanına kaydetmemiş. O esinti onun bilgi dağarcığına girmemiş daha. Evet. Eğitim seçip evet. Yani şunu düşünün. Bu batı kaynaklarında da böyle. Bizde 42 çıkana kadar bebeğin özellikle sakınılması gerektiğini söylerler. Batıda da ilk 6 hafta diyorlar. Demek ki çocuğun ilk 40 küsür gününde fiziksel olarak ciddi bir değişiklik yaşanıyor çocuğun. Şimdi biz bu bebeği büyütüyoruz. Önce işte sadece yatıyor. Derken altını değiştiriyorsunuz, mamasını veriyorsunuz. Sonra oturmaya başlıyor. Sonra emeklemeye başlıyor. Derken yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Ve merak ediyor çocuk. Yani o merak duygusu. Hani merak olmadan mühendislik olmaz dedik ama merak duygusu bizim doğduğumuz andan itibaren bizden geliyor. Niye? Bebek soruyor. Değil mi? Merak ediyor, alıp incelemeye çalışıyor. Konuşmaya başladıktan sonra o ne, bu ne? Bin defa soruyor Berna'yı soruyor. Aziz Desen'in bir hikayesi vardı hani Muni diye. Biliyor musunuz onu? Bilmiyor musun? Bilmeyen var. Şimdi bir çocuklar arkadaşı daha yakın çıkanında. Evet. Bir psikolog. Evet, çok iddialı. Benim diyor şey yapamayacağım, terbiye edemeyeceğim çocuk yok. Ve işte bir aile gezmesine gidiliyor. O evinde çocuğu bir beter bir şey derken başlıyor tabii bunlar.
bizim psikolog büyük bir şefkat ve sevecenlikle yaklaşıyor çocuğa. 1, 3, 5, 10, 100, 1000 en sonunda kafayı yiyor psikolog tabii ki. Şimdi çocuğun merakını biz kısıtlıyor muyuz? Bir düşünün bakın. Bakış ölçeceğiz. Çocuğu olan var mı aramızda? Var. Var. Çocuklarınız kaç yaşında bilmiyorum ama çocuğunuza sus yeter dediğiniz oldu mu? Şimdi o zaman siz ne yapmış oluyorsunuz? Ha? Buraya bir kural koyuyorsunuz. Anneyi, babayı kızdırma. Tamam mı? Ve bunu artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum gerisini. Dönelim şuraya. Eğitim hangi yaşta başlıyor? İşte o çocuğun ilk nefesini aldığı saniyeden itibaren eğitim başlıyor. Ne zamana kadar? Bizi götürüp toprağın altına koyana kadar da devam ediyor. Ama bu artık hani böyle sıralarda okullarda verilen bir eğitim değil. Ve şunu da ekleyeyim. Bugün örgün eğitimi belki de en güzel tarafı, en önemli tarafı o sosyal ortamın içinde bulunmak olmalıdır. O nedenle ilkokulda, ortaokulda, lisede, özellikle üniversitede sosyalleşebilmek, paylaşabilmek. Yani insanın birbirinden öğreneceği şeyler aslında sırada otururken hocanın karşısında öğreneceğinden çok daha fazla olur. Dolayısıyla biz her an, her saniye bir şeyler öğreniyoruz. Eğer ki biz bunu, daha doğrusu birileri bunu engelliyoruz. Şimdi gelelim bilime. Şimdi bilim bir lafa dogma içermez diyor. Türk Dil Kurumu'nun tanımı şu. Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz, gerçek olarak kabul edilmesi. Bu dogmadan. Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sabit. Demek ki bir defa bilimin içinde bunlar yok. Ama devam etmeden evet. Aksiyonu nasıl açıklarsınız? Yani bütün bilimin siz matematiksel modellere dayandırdığınız az önce. Matematikte de aksiyon denen bir kavram var. Bununla nasıl bağdaştıracaksınız? Hangisiyle? Dogmayla. Dogmayla? Dogmadır. Evet. Aksiyonlar dogmadır. Ha, şimdi bir defa bilimde dogma yok. Bilimi de matematikle yapıyorsun. Evet. Aksiyonların hepsi dogmadır. Hiçbir aksiyon yoktur ki böyle daha önce denenmiş ya da bir bilgiye dayansın. Şimdi ama şöyle söyleyeyim. Matematik bilim değil ama yani. Ama bütün bilimi oraya dayandırıyorsun. Ama yani bilimi yaptığınız semboller bütün sadece yani. Bilimsel sadece aşk demiyor zaten. Şimdi bir matematikçinin matematik yapmasıyla bir mühendisin o matematiği araç olarak kullanması başka. Bugün diferansiyeli, integrali, integral hesabı bu kavramları geliştiren insanları neler düşünerek bunları yaptıklarını ben bilmiyorum. Ama onu yazarken o adam mutlaka bir aksiyon yazmak zorunda. Bir varsayım yapıyor. Varsayım yapmıyor, kural koyuyor. Ama şimdi şöyle, o kural koyuyor, o kural geçerli olduğu takdirde bunları yapıyor. Şimdi eğer ki bunun yanlış olduğunu buluyorsan değiştiriyorsun. Ben ama yani şöyle, benim açıklamam şu, ben matematikçi değilim, ben fizikçi değilim, ben mühendisim. Dolayısıyla ben bu araçları kullanırım. Yani işe bırakmış. Evet tabii, ben bu araçları kullanırım. Ben bu araçları kullanmadım. Yani sana bir alet çantası veriyor eğitim. Mühendis olarak sen bu alet çantasını gerekli şekilde kullanacaksın. Ha yok ben bunu reddediyorum diyorsa, o zaman baştan başlaman lazım. Gidip bu aksiyonları yeniden yazman lazım. Kendine göre. Ama bunlar bir şekilde toplumda kullanılmış, meslektaşların tarafından da kullanılmış ve doğruluğu kanıtlanmış diye varsayıyor. Ama benim burada burada aykırılık yapmak gerekiyor. Yani burada aykırılık yapmazsanız zaten bilim dediğiniz şey de olmaz. Tabii, oraya geleceğim zaten. Şimdi gerçekte bilimde dogma olmaz diyoruz. Ama bilim o aksiyon kısmını bırak, orada haklı değilsin. Ama bilimin kendisi de duruyor. Niye? Yetiştiriliş tarzımız itibariyle. Bugün aramızdan kaç kişi çıkıp Einstein'ın relativite teorisi yanlıştır diye doğru da diyemezsiniz. Hayır de hepimiz kabul ediyoruz, ona göre bütün yaşantımızı sürdürüp götürüyoruz. Bak kabul ediyoruz, anahtar kelime var. Tabii. Ama şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki kullandığımız tüm matematik kuralları,
tüm fizik yasalar tartışılır diyor. Tamam mı? Bunu söyleyebilmek önemli. Ha bunun tartışma gücünü kendinde bulup bulmamak ayrı bir şey. Ama bu tartışmayı açıktır. Dogmada böyle bir şey yok. Matematikte tartışmaya açıktır, fizikte tartışmaya açıktır, mühendislikte tartışmaya açıktır. Dolayısıyla bilime gelince ben eğer belirli temellere, bilinen belirli temellere bunu oturtmuyorsam burada bir eksiklik var. Zaten eğer bu anlayışla çalışılıyor olmasaydı bugünkü varmış olduğumuz noktaya gelemezdik insanlar. Ha biz yapmadık, başkaları yaptı ama bugün özellikle son 100 yılda yaşanmış olan, 150 yılda yaşanmış olan gelişmelerin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Peki bu gelişmenin tırnak içinde iyi bir şey olduğunu kanısına nasıl varıyorsunuz? Öyle bir şey söyledim mi? Ama bunu iyi bir şeymiş gibi örtüş olarak. Bir dakika bak. Gelişmeyi sağlamak başka bir şey. O gelişmeyi kullanmak, doğru veya yanlış kullanmak başka bir şey. Yani atom bombasını geliştiren insanlar, bunu gidip Nagasaki'de, Hiroşima'da o kadar bir, 100 bin insanı, yüzlerce bin insanı öldüreceğini bilselerdi yaparlar mıydı? Biliyorlar, biliyorsunuz. Ben yaparlar. Yani ne için yaptıklarını biliyorlardı onu. Ben onların namına konuşmayayım. Yok, kendi anılarında yazıyorlar. Ha, onu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Mühendis olup da ben askeri sektörde çalışmam diyen insanlar var. Dolayısıyla ikisini birbirine karıştırmayalım istersen. Çünkü bir gelişmeyi sağlamak var. Bunu durduramazsın. Ama bunu götürüp sen eğer askeri amaçla kullanacaksan veya kötülük yapmak için kullanacaksan bu başka bir şey. Yani bugün Türkiye'nin inşaat sektöründe geliştiği söyleniyor. Avrupa Birliği başka bir sektör bulamadığı için Türkiye inşaat sektöründe gelişmiştir diye yazıyor raporlarında. Ama Türkiye'deki katliama bir bakın. Doğru mu? Bir yetenek kazanmışız belki ama her tarafı tamamdır, biliyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? İkisinin arasındaki çizgi. Burada örtük olarak bir sürü kabul var da, yani ben konuyu dağıtmayayım. Hayır, kabul. Kabul yaptım. Bak şöyle, körü körüne kabul yapmak var. Bir de bu yapıldı, kanıtlandı. Ben de bunu doğru kabul ediyorum. Sorgulamak gerekiyor. Tabii. Yani ismi şimdi hatırlayamıyorum ama atom fiziği konusunda veya kuantum olabilir hatta bir baba oğlun ikisinin birbirinin daha doğrusu oğlun babanın çıkardığı yasayı şey yapacak, ortadan kaldıracak bir yasa bulduğunu biliyor. Ama adını hatırlayamıyorum. Bilen varsa sevinirim. Tam da buna katkı yapmak açısından yani bilimin tanımı zaten yani ortaya koyduğumuz her şeyin olumsuzlanması için yanlışlanabilir. Nasıl yani o? Yani bütün hani şey, psikoloji oradan aslında şey yapıyor ve hani aynı şekilde hani belki dine vesaire girmemek lazım ama mesela pseudo bilim olan bir şey, astroloji de öyle yani. Astrolojiyi yalanlamak için elinizde hiçbir şey yok. Çünkü bir astrolog size her zaman ya o değil de bilmediğimiz bak 11. gezegen var, ondan dolayı da bunun karakteri böyle oldu diyebiliyor. İnanırsa? Yani aynen öyle şey. Yani matematikte de aynı şekilde. Onda da inanırsa oluyor işte. Şöyle, bir dakika. Bir şey astrolojide ben buna inanmıyorum dersin, yaşantına devam edersin. Ama ben burada matematik anlatırken ben sana inanmıyorum dersen burada oturamazsın da aklına. Çünkü ya sen çıkacaksın buraya o zaman ben ineceğim aşağıya. Veyahut da sen söylediğini değiştireceksin. Senin buraya çıkman demek, benim anlattıklarımdan daha doğrusunu söyleyebilmen demek. İşte oradaki doğru ne? Aa, o zaman şunu sorgulaman lazım. Sen almış olduğun bilimsel eğitimde, bir defa mühendislik eğitimi, bilimsel bir eğitim. Burada usta-çırak ilişkisi yok. Bir takım temellere, varsayım diye istiyorsan buna, bir takım yasallara dayanarak gidiyor bu eğitim. Ha şimdi, sen burada eğer bir çürük nokta görüyorsan, bunun niye çürük olduğunu göstermen lazım. Bana dönüp dersen ki sen bunu niye kabul ediyorsun? Newton yasasını niye kabul ediyorsun? İşte integral denklemler teorisini niye kabul ediyorsun? Bu abuk bir soru. Yani şey yine aynı şekilde burada da eğer müsaade tabii tabii. Şey, yani bu şeyle alakalı yani aksiyonda hani üzerine bir şeyler geliştireceğiniz, hani sistem geliştireceğiniz kabul. Yani bu hani biz alfabeyi kabul ettik, bununla da edebiyat yapacağız demek bir şey aslında yani. Alfabe bir dogma değil, hani değiştirilmeye açık yani. Farklı bir semboller bütün ortaya koyabilirsiniz. Ama sadece bir şekilde toplum
bu alfabeyle yazmakta bir iş görmüyoruz diye bir şekilde şey yapmışlar yani. Ben böyle bir analiz yaptım ama yanlış olur. Şöyle söyleyeyim, yok analiz çok yanlış değil. Şöyle söyleyeyim, bugün ben burada yürürken düşmüyorum. Doğru mu? Niye düşmüyorum? Çünkü bu yüzeyle ayakkabının tabanı arasında bir sürtünme koyuyorlar. Ben bu kuvvet hesaplayabiliyor muyum? Ha? Hesaplıyorum. Ben bu kuvveti ölçebiliyor muyum? Ölçebiliyorum. Karşılaştırıyorum. Şimdi burada hiçbir şekilde herhangi bir şey yok. Nasıl diyeyim sana? Evet, yani gerçeğe aykırı bir durum yok. Gerçek bu. Ha, sen şunu diyebilirsin yalnız. Senin evindeki ölçü aletlerinin hassasiyeti ancak o kadar ölçüyor. Veya senin sahip olduğun matematik bilgin ancak bu kadarını hesaplamaya ediyor. Onun milyonlarca örneği var zaten. Anlatabildim mi? Biz size zaten matematiği anlatırken birçok şeyi böyle basit indirgeye yapıyoruz. Ama eğer belirli bir konuda uzmanlık işine girişecek olursa onun çok daha farklı yönlerini de görüyorsun. Bugün hız kavramını dahi anlatırken bunu basit bir cebir problem gibi çözebilirsin. Veya diferansiyel denklem gibi çözebilirsin. Evet. Hocam bir de bilimi sanki insanlar icat etmiş gibi düşünürsek hani illaki sınırlarını biz koymuşuz diye şey. Tabii canım. Evet. Ama bence dünyanın oluşumunda... Ya bilimi biz icat ettik değil. Ya bilimi şöyle görmeniz lazım. Doğanın bir sürü fiziksel olay var etrafımızda. Ben buna bön bakacağım ama ben buna bir açıklama getiriyorum. Bu açıklama eksik olabilir. Bu açıklama yanlış olabilir. Ama o zaman çıksın başkası daha iyisini yapsın. Daha iyisi yapılana kadar bunu kabul etmek zorundasın. Maxwell, kendi konum olduğu için söylüyorum, elektromanyetik dalga kavramını ortaya attığında yıl 1873. Hiçbir bilim insanı inanmıyor elektromanyetik dalgaya. Niye? Çünkü görmemişler böyle bir şey. Ta ki 15 sene sonra Hertz çıkıp da bunu deneysel olarak gösterinceye kadar. 1888. Ona rağmen demişler ki ha, çünkü bir algı var. Bir enerji iletimi olabilmesi için fiziksel temas olması gerekiyor. Bu da Newton mekaniğinin temeli. O güne kadar kimse kablosuz veya herhangi bir fiziksel temas olmaksızın enerji iletimi diye bir şey mümkün olabileceğini düşünmüyor. O zaman diyorlar, bu 88'den sonra ta ki Einstein'ın relativite teorisi çıkana kadar, demek ki diyorlar öyle bir madde var ki kütlesi yok, kokusu yok, hiçbir şey yok ama eter diyelim buna da, o bu dalgayı iletiyor. Şimdi bilimde, bilim insanları her şeyi doğru yapmıyor. Ama onların yaptığı en önemli şey sorgulayabilmek. Ve amacı da çok basit, doğaya açıklamak. Bugün adam Mars'ta ben su buldum diyor. Doğru mu? Belki de sadece sıvı buldum. Yani su olup olmadığını kimse bilmiyor. Akışkan bir şey. Devam edebilir miyim? Hocam ne sorgulamak dedi misiniz? Efendim? Doğrusu sorgulamak nasıl yapılır? Yani kavram olarak sorgulamak, yani şeyimiz yani sorgulamak ne demek? Nasıl sorgulamak demek? Peki siz hiçbir şeyi sorguladınız mı hayatınızda? Yani mesela bu açık kaynak CPU'yu araştırmıştım geçen gün. CPU mimarisi var mesela. Bu Sun'ın Spark diye bir CPU'su varmış, açık kaynakmış. Onu sordum mesela işte ARM diye bir şey çıkmıştı. Intel 86 var. Intel 86 ücretli. ARM ücretliymiş. Neden bunu mesela açık kaynak yapmadılar zamanında bu cep telefonları için? Keşke açık kaynak olsaydı, Java gibi diye düşündüm. Bu başka türlü bir sorgulama. Bu sizin sadece belki ticari olarak yapabileceğiniz bir şey. Ben şöyle örnek vereyim. Bugün kitap, daha doğrusu bilgileri sınıflandırdığımızda internette okuduğumuz, yani ben güvenilirlik itibariyle zayıftan kuvvetliye doğru gidiyorum. En kuvvetlisi kitap görünür değil mi? Çünkü o en azından bir 10-15 senelik birikimin sonucudur. Bir takım incelemelerden geçmiştir filan. Ya kitap veyahut da makale. Yani yurt dışında saygınlığı olan editör incelemesinden geçmiş, hakem incelemesinden geçmiş dergilerde yayınlanan makaleler. Bunlarla hiç hata bulduğunuz oldu mu? Evet. Abi, bu kadar basit. Bunu eğer sorgulamıyor olsanız, yani ben bir hocamın şunu dediğini de hatırlıyorum, Allah rahmet eylesin. Ama o çok iyi niyetle yaptı. Fakat algının farkını göstermek için söylemek istiyorum. Bir şey yazdı tahtaya. Bir arkadaşımız dedi ki, hocam dedi, bu doğru mu acaba dedi.
Cevabı şu oldu hocamızın. Kitap böyle yazıyor evladım. Şimdi hocayı kesinlikle eleştirmiyorum. Ama o şekilde, o nesil o şekilde yetişmişti belki. Ama sizler artık herhalde böyle olmayacaksınız. Zaten bu sorgulama refleksinizi geliştirmiyorsanız siz bilim yapamazsınız. Evet. Hocam, sunum başından beri dikkat ettiğiniz bir husus var. Her yapım yenisinde biz bir milyonlarca insanın sıra başı yaptığı bir dönemi arıyoruz. Buna da ne öğretim yılı diyoruz ne eğitim yılı diyoruz. Eğitim öğretim yılı diyoruz. Dolayısıyla bu iki kavramı birbirinden net olarak ayırmak ve birbirlerinin olan etkilerini biraz inceleyelim diye düşünüyorum. Şimdi bu güncel olan başlığımızda da ben biraz biyografilere meraklıyım. Yani işte Mendel mesela, baktığım zaman bir din adamı, bir rahip ama açtığı yol belli. Nim modelsiniz keza öyle bir şey. Dolayısıyla eğitim süreçleri sonunda insanın diğerlerine nokta, öğretim süreçlerindeki malzemeyi kullanma noktasındaki büyüğü de tipikliyor gibi. Yani ya o inandığı şeyleri ispatlamaya çalışıyor ya da evdeki şeylere inanmıyor. Evet. Karşılıklı olarak. Dolayısıyla bu eğitim ve öğretim parametrenin birbirinden ayırıp tanımlayıp onun üzerinde aslında. Şimdi ben eğitimci olarak kendimi görmüyorum. Ben mühendislik eğitimi veren bir insanım. Genellikle bir öğretilmiş insanlardan eğitimli olmasını bekliyoruz. Ama ben bunun tezat çok sahneler görüyorum. Şimdi şöyle, ben bu gibi durumlarda İngilizce veya işte yabancı terimlere referans vermeyi tercih ederim. Bildiğim kadarıyla, yanlışsam beni düzeltin, öğretim dediğimiz training, eğitim dediğimiz education. Doğru mu? Şimdi training, İngilizce'de train dedin miydi çok nettir. Tamam mı? Education dedin miydi nettir. Bizde her ne hikmetse bu eğitim, öğretim diye geçer. Tamam mı? Ve bakanlık nezdinde dahi bu açık kazanmamış bir konudur. Anladın mı? Şimdi biz burada eğitim mi yapıyoruz, öğretim mi yapıyoruz? Ben diyorum ki size, öğretim dediğinizde benim algım bu. Size ben bir takım şeyler nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Tamam? Ama bu örgün eğitim içindeki işin de bu şekilde yapılmaması gerekiyor. Bugün eğer bir çocuk okulda hocası bir şey yazdığında hocam o doğru mu diye soramıyorsa onun hiçbir yararı yok. Yani ben buraya bir şey yazarken yanlış yazmış olabilirim, eksik yazmış olabilirim, bilmiyor olabilirim. Benim buna izin vermem lazım. Güzel bir örnek verdiniz. Mühendis öğretim süreci sonucunda ulaşılan bir basit mühendislik. Ama eğitilmişlik tarafıyla da askeriyede çalışmamak arzusu. Bu tercih. Ama bu onun artık kendi değer yargılarına göre vereceği bir karar. Ve eğitimi baştan beri diyoruz ki biz bu sadece sıralarda olmaz diyoruz. Eğitim doğduğun andan itibaren başlar. Ve insan olarak o kadar çok farklı algılayıcılarım var ki her şeyden, herkesten, her noktadan, her konudan, her unsurdan bir şeyler kapıyor. Ve bunu da kendine göre işliyor. Benim, tekrar edeyim, yanlış anlaşılmamak için, burada bunu nasıl işleyeceğimden ziyade bunu sorgulamam bana anlatılmalı, öğretilmeli. Bu alışkanlığın verilmesi lazım. Evet, şimdi bilim tabii ki bilgi üretecektir. Ve artık bilginin ne kadar önemli olduğunu siz biliyorsunuz. Çünkü gerçi veri diye konuşuyorsunuz burada. Sosyal bilimciler veriye de bilgi diyor. Yani data sözcüğüne de bilgi diyor. Information sözcüğünün de karşılığına bilgi diyor. Knowledge sözcüğünün karşılığına da bilgi diyor. Ama bizim burada kastettiğimiz knowledge olması gerekiyor. Efendim? Şimdi Türkiye'de bilgi üretmek zor mu kolay mı? Zor. Niye zor? Bir defa şunu söyleyeyim, bir ayrım yapıyorum artık. İlk öğretim, orta öğretim, lise, buralarda gençlerin, insanların, bireylerin bilgi üretmesi daha az beklenir. Ama yüksek öğretime geldikten sonra lisans, yüksek lisans, doktora artık oralarda sizler de bir bilgi üreten bireyler, varlıklar olmanız gerekiyor. Ama baktığımızda üniversitelerin durumuna referans nitelik değil, nicelik.
Dolayısıyla böyle bir seri üretim telaşı var. Okullaşma oranını artıralım. Peki artıralım, tamam. Ama yani herkesi mühendis yapmamız, herkesi doktor yapmamız gerekmiyor değil mi? Eğer biz bu süreçlerle insanlarımızın entelektüel düzeyini bir miktar yükseltmek istiyorsak, o zaman başka dallara gitmemiz lazım. O dalları açmak gerekiyor. Kaliteyi koruma mecburiyetimiz var. Devletin ayırabildiği kaynak yetersiz. Şu sayıyı kontrol edecektim gelmeden ama bu 150'lerde falan değil, 180'lere ulaştı diye biliyorum. Efendim? 176. Kaç? 176. Ha. Yok, 176'yı geçti galiba. 200'e yaklaşmıştır. He? 200'e yaklaşmıştır. Yani şey gibi, borsa gibi sürekli değişiyor bunun değeri de. Ama maalesef birim fiyatta da aynı oranda da bir düşme var. Şimdi sizinle yüksek öğretimle bağlantılı, daha doğrusu öğretimle bağlantılı olarak eğitim öğretim sistemimizle bir takım verileri paylaşacağım. Bu TÜBİTAK'ın Vizyon 2023 projesi vardı. Hükümetin 2023'ü değil, TÜBİTAK Vizyon 2023. 2002-2004 yılları arasında yapıldı ve gerçekten çok değerli bir çalışmaydı ama bu yapıldı. Hükümet değişti, TÜBİTAK başkanı değişti. Bu çalışma olduğu gibi rafa kalktı. 11 farklı sektörde Türkiye'nin hangi alanlarda üstünlük sağlayabileceği belirlenmişti. En önemli noktası buydu. Yani bugün biz araba yapalım yok artık. Biz arabanın neyini yapalım var veya biz arabanın neyini yapabiliriz? Peki onu yapabileceksek biz bunu nasıl geliştirebiliriz? Hangi nitelikte insan kaynağına ihtiyacımız var? Hangi nitelikte altyapıya ihtiyacımız var gibi soruların cevabının olması gerekiyor. Yoksa biz de çıkıp hadi şunu yapın demesiyle olmuyormuş. Şimdi bu bizim demografik verimiz. 2020 yıl ortası tahmini nüfusumuz 86 milyon. Tabii hükümet teşvikiyle bu o tarihi bulmadan da erişilebiliriz. Belki. Çünkü şu anda kaç oldu? 78 milyon falan değil mi? 2000 yıl ortalaması 67 milyonmuş. Düşünün yani. Vay be, bayağı hızlı bitmiş. Şimdi burada renkleri ben çok iyi ayırt edemiyorum ama sarı Türkiye, şu Avrupa ve Orta Asya, şu yeşil olan dünya, bu kırmızı da Türkiye'nin 2020'si. Yani tekrar söyleyeyim. Türkiye 2002 sarı, Avrupa Orta Asya 2002 mavi, dünya 2002 yeşil, Türkiye 2020 kırmızı. Tamam mı? O nedenle baktığımızda 0-14 yaş, 15-64 yaş ve 64 yaş üzeri dendiğinde bizim yani hala bir yüksekte olma durumumuz var. Özellikle bu yaş 15-64 yaş, yani aktif yaş, tabii insan grubu itibariyle. Bu ne demektir? Yeterli ham madde var. Peki ne yapacağız bu ham maddeyi? Şimdi örgün öğretimdeki öğrenci sayısı ve okullaşma oranı, burada milyon kişi, burada yıllarımız var. Öğrenci başına okullaşma, öğrenci sayısı böyle okullaşma oranı, bunlar okullaşma oranlarını gösteriyor. Pardon, milyon öğrenci sayılarını gösteriyor. Okullaşma oranını %50'ye çektiğimizde, o yüksek öğretim çağındaki kişiler sayısı itibariyle bizim 3 milyon civarında öğrencimiz olacak 2020. Tamam. Şimdi buraya geldiğimizde yıllara göre öğretim üyesi sayısı. Şimdi bu öğretim üyesi sayısındaki artış. Diyoruz ki öğrenci öğretim üyesi oranını bugünkü değer 30 ortalama. 30'da tutalım. Yani bugün dediğim işte 2003'ü söylüyorum. 30'da tutacak olursak şu anda o anda 25.953 öğretim üyemiz varmış. 2010 yılına geldiğinde buna 26.027 kişi eklenmesi gerekiyormuş. Şimdiki sayı maalesef bunu tutturabilmiş değil. 2015'te 51.980, 23.270. Yani ikisinin toplamı 70-80 bine yakın oluyor. O da yok. Geliyoruz buraya. 2020'de 5 senemiz mi kaldı 2020'ye? 100 bine yakın öğretim üyesinde olması gerekiyor. Ne için gerekiyor? Öğretim üyesi oranını işte 95-2000'li yıllardaki
30 öğrenci düşer, oranı tutabilmek kaydıyla. Dünyada böyle bir değil. Dünyadaki şöyle, bir öğretim üyesi başına düşen oran 15. Tamam. Dolayısıyla şimdi iki problemi birden çözeyim derseniz, bir yandan öğrenci sayısını artıracaksınız, okullaşma oranını, bir yandan öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını düşüreceksiniz. Bu zaman 200 bin öğrenciye, öğretim üyesine ihtiyacınız var. 191.067. Tamam. Bu hesaplarda bir takım hatalar olabilir filan ama biz şu anda bunun yani çok uzağındayız. Ne yazık ki. Cumhuriyet dönemine bakalım. Yani nereden nereye gelmişiz? Osmanlı dönemindeki üniversiteleri falan bir tarafa bırakıyorum. Bir defa 1925'te hukuk, 26'da eğitim, 30'da ziraat, yüksek öğretim kurumlarını kurmuş Atatürk. 23 yılında Cumhuriyet kurulmadan önce 17 Şubat 4 Mart İzmir İktisat Kongresi'ni yapmışlar. Daha henüz Türkiye'yi terk etmemişler işgalciler. 24 Temmuz'da Lozan Barış Anlaşması imzalanıyor. 23 Ağustos'ta bu TBMM'de onaylanıyor. 2 Ekim İngilizlerin İstanbul'u terk. Ve düşünün ki bu tarihten önce 17 Şubat 4 Mart'ta İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyor. Bakıyoruz reformlara, önemli tarihler. 1933'te üniversite reformu yapmış. Aynı yıl 5 yıllık sanayi, ilk 5 yıllık sanayi planı yapılmış. Burada üniversite sanayi işbirliği yok. Burada ne var? İki önemli aktör olduğu fark edilmiş. Birisi üniversite, diğeri sanayi. Daha sonra 38'de tabii arayan şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı, Atatürk'ün vefatı, birçok şey yatıyor. Geliyoruz. 48-51, İkinci Dünya Savaşı yaşanmış, bitmiş. Amerika bir Marshall planı. Nedir Marshall planı bilen var mı? Tarihi çok duydunuz mu böyle bir şey? Duydunuz mu? Duydunuz. Duyanların bir elini görebilir miyim? Güzel. Tekrar etmeme gerek var mı? Şöyle söyleyeyim, bunu söylemezsem içinde kalacak. Bir defa İkinci Dünya Savaşı bittiğinde dünyada kendi topraklarında savaş yaşamamış tek ülke Amerika. Biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün üretim tesisleri aktif halde olan ülke Amerika. Ha o ölen askerleri, şunları bunları bir tarafa ama gittir ayakta Amerika. Ve çarklar dönüyor. Ama artık bomba atacak yer yok. O zaman o makineler bu sefer üretime geldiler. Sivil. Ama dünyanın geri kalanının müşteri olabilecek takatı yok. O zaman ne yapıyor Marshall? Diyor ki biz onlara para verelim. Onlar kendilerini geliştirsinler. Bize müşteri olsunlar. Güzel değil mi mantık? Ve burada Fransa kendi sinema sektörünü kapatıyor. Hollywood hatırlarsınız. Yani siz hatırlamazsınız. Bizim gençlik yıllarımızda birçok Fransız filmi oynadı. Ve gerçekten güzel filmler. Değil mi hocam? Ama yok ki. Fransız sineması yok. Türkiye demir yollarını döşemişiz. Boydan boya. Türkiye demir yolu politikasını bitiriyor. Niye? Maşallah 3 kuruş para alıyor. Şimdi gelelim üniversitelere. Kendimize fatura çıkaracağız dedim ya. Biz üniversiteleri nasıl konumlandırmayı malıyız toplum içinde? Bunlar bize bir hizmet vermeli mi? Yani sadece araştırma mı yapacağız? Yoksa topluma da bir yarar sağlayacak mı yapacağız işler? Ne dersiniz? He? Benim yaptığım iş şöyle bir toplumsal fayda yarattı diyen arkadaşımız var mı? İyi ya. Evet. Bilimsel çalışma diyorum ben. Bilimsel değil. Şimdi bir defa aslında bilimsel dedim ama Tayfun'un yaptığı çok önemli bir şey var. Öğretim üyesi olmanın sorumluluğu. Bir defa bizim üniversitelerimizde tüm insanlık adına beklentilerimiz olmalı. Düşünün ki sizler bu ülkenin görüp görebileceği en nitelikli insan grubusunuz. Doğru mu? Daha zekisi var mı? Yok. Daha bilgilisi var mı? Yok. Daha çalışkanı var mı? Yok. Peki
Sadece kendinize mi Müslümanlık yapacaksınız? Biraz da memlekete hayrınız dokunsun. Nedir memlekete hayrınızın dokunması? Aslında birey olmanın sorumluluğunu yerine getirmeniz gerekiyor. Sorgulamanız ve sorgulatmanız gerekiyor. Tabii kendi bilginizle bir takım çalışmaları yapmanız, kendi sektörünüze yardımcı olmanız ayrı ama şu merak yüksünü kaybetmemeniz. Onu canlı tutmanız gerekiyor. Merak etmeyin, çok kısa sürede bir yerlerde yönetici konumuna geleceksiniz. O konuma geldiğinizde sizin altınızda çalışan insanlar da bu merak yüksünü canlı tutabilecek motivasyonları yaratmanız gerekiyor. Bizim ekosistemimizde ne var? Hani fikri haklar diyoruz ya, İhtira Beraatı Kanunu, yani patent yasası ilk Osmanlı döneminde 1879'da kabul etmişiz. Daha sonra 1952 yılına kadar hiç aklımıza bile gelmemiş. Daha sonra yine unutmuşuz. 1994'te Türk Patent Enstitüsü'nü kurmuşuz. Sonra yine unutmuşuz. 2004 yılında tekrar hatırlamışız. Şimdi tekrar unutmuşuz. Bunların hepsi baktığınızda sormayın. Şu Tanzimat dönemidir. Bu Marshall Planı'nın uygulandığı dönemdir. İkinci Savaş yılı sonrası. Bu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı imzaladığı tarihtir. Bu Avrupa Birliği ile uyum süreçlerinin, o dosyalar açılma sürecinin başladığı tarihtir. Ve baktığınızda aslında hepsinin Türkiye'yi bir noktada Batı için pazar yapacak tarihler olduğunu ve o pazar yapma aşamalarında da Batı'nın kendi fikri haklarını korumak için bize dayattığını görüyoruz. Şimdi yıllardır bakanlık mecliste bekleyen yeni bir patent yasası var. Ne zaman çıkacak diye sorarsanız herhalde Avrupa'nın bize bir daha veya Batı'nın bize bir daha ilgi göstereceği tarihte çıkar demekten öte bir şey gelmiyor elimizde. Türkiye'nin öngörüsü bu birikimlerle, bu sorgulamanın eksikliğinin faturasıdır bize çıkar. 1936'da uçak yapmıştı. Yani bu ND-36 adıyla almanakta yer almış. O yılda almanakta, yabancı, uluslararası almanakta yer almış bir uçak. Yapan Nuri Demirhan. Dolayısıyla ne olmuş, bunun başına ne geliyor? Birileri ortalığı karıştırıyor, bir kaza büyütülüyor ve adama verilmiş olan siparişler iptal ediyor. Adam ürettiği uçakları yurt dışına satmak istiyor, ona da izin veriyorlar. Ve adam ömrünü uçak yapabilmek için bitiriyor. Ama adamın ömrü bitti de biz de havacılık sektöründen çıkmış olduk. Yani şimdi Cumhurbaşkanı oturuyor uçağı böyle mi yapıyor? Pilot kabininden böyle yaptı değil mi? Ama altı boş. Bir şey yok orada. Cam cam bir şey yok yani. İki. Devrim otomobil. Şimdi aynı hikaye. Devrim otomobil yapmış. Çalışmış. Ama tesadüf benim benzin yokmuş. Öbürüm varmış. O da yine Tupac'a yapılmış. Müzede duruyor şimdi. Bu 1960'lı yıllar, hatırlayın, Kore'nin yavaş yavaş kendini toparlamaya başladığı tarihte. Biz o kadar da Kore'den ilerideyiz. Ama Kore bugün dünya markası otomobilleri, bir sürü şey var. Bizim yok. Niye biz bu otomobili çöp aldık? Bakın, şu ve şu. Söyleyeyim mi? Artı TRTAŞ, PTT'nin laboratuvarı, araştırma laboratuvarı olan bilim, 1980 sonrası TRTAŞ AŞ oldu ve bir gün 94'te bir sabah uyandık, baktık ki Tansu Çiller hükümeti bunu Alcatel'e satmış. Köküyle. Derken geldik 2005'e, Türk Telekom, yani para basan bir birim, Türk Telekom %55'i Ögen grubuna sattı. Şimdi ne oldu bu ikisiyle de biz? Telekomünikasyon sektöründe de müşteri konuluyor. Neredeydi vatandaşlar? Biz neredeydik? Niye sesimiz çıkmadı? Niye sorgulamadık? Hı? Aynı geminin içindeyiz. Şimdi Şair Eşref'in bir lafı var. Daha doğrusu bir dörtlüğü bilir misiniz Şair Eşref'i? Hiciv yap. Okur musunuz hiç hiciv? Güzel bir hiciv. Şimdi Şair Eşref diyor ki vakti istibdat da, yani döneminde, baskı döneminde söz söylemek memnu idi, yasak. Ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı.
Devre hürriyetteyiz şimdi. Değişti kaide. Söyletirler evvela, sonra sorarlar. Şimdi, bundan kaçış yok. Unutmayın ki bugün birçoğumuz ya başımız belaya girmesin diye, hocamızı kızdırmayalım diyerek, rektörümüzü kızdırmayalım diyerek burada oturuyor. Tamam? Peki, içeride yatan gazeteciler, içeride yatan askerler, polisler, vatandaşlar, orada hayatını kaybedenler, bu sadece bugün değil, yıllardan beri böyle. 10 yıllardır böyle. Bugün hala bu memleket ayakta duruyorsa, bu şekilde sorumluluk taşıyan ve kendini feda eden insanlar sayesinde ne zaman ki bizler hepimiz vatandaş olmayı öğreniriz, o zaman herhalde o imrendiğimiz Batı demokrasisini de görme şansımız olur. Şimdi böyle satıcılar var ortalıkta. Bakmayın bu taş satıyor ama bize neler satıyorlar biliyor musunuz? Amerika'nın bize ambargo uyguladığı dönemde 5 dakika geçtim. Acıkan var mı içimizde? Hoca beni burada fırçalıyor. Çıkmak isteyen var mı? Böyle sorarsam kimse çıkamaz. Hocam demokrasi var burada. Neyse bitireceğim, az kaldı. Evet, Amerika'nın bize ambargo uyguladığı dönemde bir Yahudi asıllı Amerikalı profesörle tartışmamızı şöyle bitirmişti adam. Benim baskılarım sonucunda almasaydınız dedi. Biz dedi eski olarak alırlarsa buzdolabı bile satarız. Yanlış mı? Şimdi bu da ne diyor? Olur mu abiciğim diyor, bunun modeli böyle. Alma. Ama tabii bir de araştırıcılar var, yani sizler varsınız. Büyük bir heyecanla diyorsunuz ki sonunda bitti proje. Ama pazarlamacı hemen önünüze geçiyor. Diyor ki, evet önce piyasaya şunu, sonra şunu, sonra bunu. Ondan sonra onu süreriz diyor. Şimdi iPhone'un kaçını aldınız? 6. Kaç? Efendim? Evet. Şimdi merak diyoruz. İnsanın merakını gidermek için biraz da cesaret göstermesi lazım. Değil mi? Bakın burada iki tane meraklı var. Bu çocuk cesaret göstermiş ama öbürü biraz korkmuş bu işten galiba. Risk almak deyince ne yapıyor bu adam? He? Risk alıyor. Gerizekalı. Kobrayı öldürürüm ben. Ama bu öyle bir adammış ki. Kendi kobrası tarafından da öldürülmüş bir de. Şimdi buna acılır mı? Acınmaz. Adam ama şunu yapıyor bak. Riski niye alıyor? Nesli tükenmekte olan kral kobraları hayatına. Dolayısıyla bu bir amaç uğruna yapıyor. Riskini de bilerek yapıyor. Sonunda da bu kendi kobrası tarafından öldürüldü diye basın tarihine geçmiş. Bu da bir başka risk. Bunu da kim yapar bilmiyorum. Evet, İzmir'e gelip de Binali'den bahsetmemek olmaz. Okuyamayandan söyleyeyim, Binali çıldırdı, İzmir'i Las Vegas yapacağım diyor. Geceleri daha çok yaşanan bir şehir haline getireceğim diyor. Bu da diyor ki, ne içildiniz lan bana diyor. Sonra not da şu, biz senin adamı bozduk dayı, gel alın diyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Var mı? Soru var evet. Sağlığınızı ayrılın, buyurun. Bence bunun için çok çok teşekkürler. Ben hani burada çok ayrı kanttaki teknik bilgileri, içeren konuları çok önemli söylemeyecekti ama özellikle sizin gibi hayatın başka bir tarafına değinen, bize aslında maalesef insanlar gelmek için bir şeyler üretken insanlar olduğumuzu hatırlattığı için bunları daha da fazla. Hatta o yüzden üniversite eğitim sırasında böyle eşit dersi konumun için böyle kendimi kuralamıştım. Ben mezun oldum. Sonunda konuldu. benim aklıma birkaç soru geldi. Ben ilk siz aykırı bir şey yaptınız dediğinizde eylem yapıyoruz hocam dediğim zaman ama siz de bir dünyadasınız dediğinizde aslında şunu demeye çalıştım. Biz iktidara karşı geliyoruz. Ve dayatılana karşı geliyoruz. O yüzden aykırıyız. O yüzden de hani orada hani evet toplumsal muhalefeti oluşturmak için de evet bir grubu oluşturmak gerekiyor. Grupta olduğumuz evet ama genele hitap etmediğimizde bir gerçek. Sonuçta toplum içerisinde inanç var ama biz inançsızların haklarını da savunmak için o ilanlara çıkıyoruz falan. O anlamda aykırı olduğumuz. Cevap verebilir miyim? Tabii.
onu bir bakıma eleştirmiştim. Bu konuşmamın nedeni şu. Toplumda ya genel konuşuluyor. Bir ben de olur kardeşim. Yok mu bu kadar insanın içinde benden akıllısı? Değer insan. O nedenle ilk olmak zor. Tek olmak zor. Halbuki her olayın mutlaka bir ilkini gösterecek birisi lazım. O nedenle eğer dönüp çevremize bakıyorsak, benden arkama bakıp benden başka gelen var mı diyorsam olmuyor. Ya yoksa hani aykırı olmasak tepemizdeki iktidar kafamızı bulmak için bu kadar uğraşmaz diye düşünüyorum. Onu söylüyoruz. Bu kadar da korkmazlardır. Diğer bir mevzu şu cümle, yani benim sunumum açısından çok çarpıcı olan bir cümle olarak atacaktım. Bence en acınacak insan görevinde ücretten başka bir şey alamayandır. Söz bana ait değil, alındığıdır. Ben tam böyle bir insanım, kendime acıdım bu cümleden sonra. Çünkü şöyle, nedenini açıklayayım. Beyaz yakalı işçiler grubu diye bir grup kurduk. Daha ziyade işte ücretli emek üzerinde işte beyaz yaka, mavi yaka, o karşılığında kalırsın ama ücretli emeğin cinsinden ötürü böyle şey. Yoksa emek türünü böyle görmek o noktada da böyle işte boşuna okuduk bir kitap üzerinden tartışma yürüttük arkadaşlarımız o gruptaki ve daha genel bir şey. Bu boşuna okuduk kitabında benim açımdan orada verilen işte genellikle insanlara gidip böyle röportajlar yapılarak oluşturulmuş bir kitap. Boşuna mı okuduk ve beyaz yakalı sektör diyebileceğimiz sektörde insanlar boşuna okuduklarının inancındalar. Bunun nedeni olarak da birincisi insan gibi yaşamıyoruz diye bir kriter koyuyorlar. Öyle sabah 8, akşam 6 neyse çalışmıyoruz biz. Ben kendi adım özel sektördeyim. Benim çalışma saatimin sınırı yok. İkincisi hani bu kadar çalışıyorsun, bu emeğin karşılığı denilen bir şey var, onu alıyor musun? O da yok. Dolayısıyla bizim hani sizin dediğiniz olamadığımız şeylerde en temel, en primitif şeyden mücadele yürütüyoruz daha. Yani diğerlerine geçene kadar, çünkü orada verilen bir örnekte şöyle diyordu kadın. Eve gelen ücretli işte asistan, temizlikçi, gündelikçi kadına 120 lira veriyorum. Çalıştığı saate bakıp şey yaptı, hesap yaptı, kadın benden daha kâr çıkıyor. Kadın ortaokul mezunu. Ve ben doktoralı bir çalışanıyım. Yani bunu insanlar sorguluyorlar. Çünkü geçim denilen bir dert de var. Dolayısıyla en başta bunun için mücadele ediyoruz. Hani dediniz ya, bundan başka bir şey alamıyor musun? Ben şu ana kadar savunma sanayindeydim. Çok şükür ki kurtuldum. Savunma sanayinde hiç insanın yarar bir şey yaptığına inanmadığım için bir yanıyla da, ama bir yanıyla da Ankara'da yaşadığım için bu sektöre mahkum. Evet. Yakamıyor ya, bu sektöre mahkum. Dolayısıyla daha iyisine istediğiniz zaman size şöyle bir cümle geliyor, o zaman yurt dışı. Ama yani böyle bir dünya var. O yüzden şey hani evet bu benim içim çok acık, yani sizin ücretten başka bir şey alamamaya gidiyorsunuz. Neyi almamızı bekliyorsunuz siz mesela, bizim aslında beklentilerimizin alınmıştır neler olmalısınız diyorsunuz. Tartışmamız gerekiyor. Çok basit. Şey, şöyle söyleyeyim. Benim inancıma göre insan sevdiği iş yapmalı. Ki maaşın ötesinde bir şeyler var. Önde de işte koşullar. Tabii. Şimdi şöyle, aslında tartışmada eksik unsurların gözüne kaçıyor. Yani bu sizin söylediklerinizin biri tıpatıp aynısını Adana'da genç fabrikalarda çalışan genç mühendislerle söylüyorlar. Çünkü sizler belirli bir düzeyin üzerinde, belirli bir entelektüel düzeyde gelmiş insanlar. Sizler tam beklentileriniz farklı. Bizim yaş grubumuza göre de farklı ve fazla. O nedenle bunlara zaman ayırmak istiyor. Ama sıkıntısı paramız olsa da yapacak bak. Evet. Çok daha. Şey, onu da söylüyorum. Yani bunlara zaman ayırmak istiyorsunuz, para harcamak istiyorsunuz. Ancak şu var. Bu sistem sizin söylediğiniz istediğiniz şekilde çalışabilmeniz için eksik unsurların tamamlanması lazım. Biz size sendik. Yani bir birlikte hareket etme refleksi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, buyurun devam edin. Bir de 6 yaşından beri tırnak içerisinde eğitim görüyorum. O da hala da devam ediyor. 7 yaşında olduğum zaman. İlkini hiç anlamadım. Bana sadece bilgi verildiğine inanıyorum bu noktada. Çünkü eğitim dediğiniz şeyin bize verilen şey olmadığını düşünüyorum. Nedenini de şuradan çıkarsam yaptığım için söyleyeyim. Ne zaman köye gitsek ki geçen hafta Kurban Bayramı'nın üstünden memleketteyiz, ben memleketliyim ben.
Benim de daha taş ustası. Köy enstitüsünde okumuş bir taş ustası. Biz oturduğumuz zaman eşim sormaya başladı işte. Özellikle taşları gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Ya dedi artık o betonların arasında sıkıştırıyorlar size. Halbuki taş ustalardan çok daha sağlıklı. Size bunları bile öğretmiyorlar. Mühendisiz diyorsunuz diye bizim böyle kafamıza kalktı biraz. Haklıydı. Nedeni işte ya dedim niye bunu sanıyorsun? Birincisi bu hava geçiyor. İkincisi ısıyı işte yazın geride şey yapıyor, geride tutuyor. Kışın içeriye absorbe ediyor falan. Bildiğiniz teorilerle geldi dedem bana. İşin teori artı ampirik yanı beraber olmadığı müddetçe onun eğitim olmuyor. Benim gözümde bilgi dediğimiz şey evet bize veriliyor ama veriliyor. Al bunu ne yaparsan yap deniyor. Onu az önce arkadaşlarla tartıştığımız yayında da aslında oydu. İşte kir şok kanunu. Kir şok kanunları benim hayatımda ne yapacağımı, hayatımın nesine temas edeceğinizi anlatmazsınız. O orada kalır, asılı kalır. Benim gördüğüm eğitim süre hayatım boyunca yaşadığım şey buydu. Hep buydu. Yani ben dedim, ya bunlar da kullanacağız. Bu ne işe yarıyor ki? Bu ne ki? Falan diye hani bunu hep böyle tırnağımızın dışımızda kendimiz kazanmamız gerekiyor. Onun dışında size kimse işte bu işin teori yanı, bu da ampirik yanı. Sen bununla bunu birleştirirsen hayatın şurasına temas eder gibi bir şey göstermedi. Bence bunun eğitim denilen şeyin böyle bir şey olması gerektiğini yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Biz eğitmenler de beklediğimiz kadar gelişmiş insanlar değil. biz de bir takım şeyle beraber bu kadar senenin sonunda bazı şeyleri farklı yapmamız gerekiyor. Daha doğrusu yaşadıkça gördüm. Nedir bu? İnsanların bir şeyi ilgi gösterebilmeleri için, ilgi duyarak izleyebilmeleri için bunun işine yarayacağını görmez. O nedenle ben kendi derslerimde elinden geldiğince bakın ha bu ileride işinize yarar demeye çalışıyorum. Ya mesela şey var, Bulgar Göçmeni bir konuşmamız var. Babam kendince yetiştirmek için hobi bahçesi edildi falan. Dağların en altındakileri tohumluk olarak ayırın falan diye bize mevsim sonlarında söylemeye başlayın. Nerede öğrendiğini sorduğumuzda Bulgaristan'daki eğitim sistemine örnek ver. Çünkü biz oturan üzerinde de eğitim yapıyoruz. Senin alanın değilse sen mühendissin aslında falan diye sorduğun zaman baba ve bu da öğretiliyor. Çünkü hani biz de ağaç yani biz öyle şeyleri yanında betondan türeyen insanlar değiliz. Doğayla ne zaman ilişkimiz kopuyor o zaman hem doğru düzgün mühendis de olamıyoruz, doğru düzgün insanlar da olamıyoruz. Yani tamamen yaptığımız şey günü kotarmak gibi bir şeye dönüşüyor. Ama işte bu beklentileri ben onu oraya bağlayacaktım. Söyleyeyim. Hocam yemekle konuşalım. Evet, bu beklentileri sizin bu beklentileri sizin size eğitim verenlere söylemeniz lazım. Soracaksın bu ne işime yarayacak? Buyurun. Şimdi tamam güzel. Üniversitede aldığınız üniversitedeki aldığınız her bilgiyi işte git bir yerlerde uygulamak istiyor olabiliriz. Uygulamamızın gerektiğini de düşünüyor olabiliriz ama ben bunun öyle bir gereklilik olması gerektiğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı sadece meslek yüksek okulları vardı ve hepimiz meslek yüksek okullarına giderdik. Biraz önce bir şey söylediniz hocam. Üniversitenin nasıl bir amacı olmalı? Çünkü şimdi sorunlu bireyler yetiştirilmesi gerektiğinden bahsettik. Üniversite sadece sektöre mühendis yetiştirme gibisinden bir görev yoktur bence. Bunun yanında aydın insan yetiştirme gibisinden bir sorumluluğu vardır. Bilim insanı yetiştirme gibi bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla o kişi kanunları sektörde kullanılsa da kullanılmasa da kullanılıyordur, kullanılıyordur bilmiyorum. Bu çok önemlidir ve kesinlikle gereklidir diyor. Herhalde artık bitirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yemek molası alıyoruz. Saat 2:30'da.